olmaz yani. Birine şu an 120 tane şey var, hayvanı var. 40 koyun vermişiz. Tamam. Yani bu vesileyle şunu söylemek istiyorum. Tabii bizim en önemli aslında gücümüz üretim. Nerede olursak olalım, üretmeyi başarabilirsek gelişmiş, kalkınmış bir bölge veya ülke olabiliriz. Kadınlarımız da bu süreçte çok önemli bir rol oynuyor. Yani hem evinde, bir yandan çocuğuyla meşgul, evinin düzeniyle meşgul, evinin işiyle meşgul ama bir yandan da hayvancılık yapıyor, tarım yapıyor. Sebze yetiştiriyor, meyve yetiştiriyor, buğday yetiştiriyor, hayvanına bakıyor. Ondan süt üretiyor, peynir yapıyor. Teze bile yatırmıyor sayın abi. Çok büyük bir, çok büyük bir gayret. Çok önemli bir gayret. Dolayısıyla sizi kutluyorum. Ülkemizin bu üretimine yaptığınız katkıdan dolayı özellikle. Elimizden geldiğince. Başarılarınızın devamını diliyorum. 45 yaşındayım. İlk sefer vali olarak siz geliyorsunuz. Çok teşekkür ederim valim. Şeref duydum. Ben istemem. Çok teşekkür ediyorum sayın valim. Bunun içimden geldi. Anladım ama ben onu yaparsan üzülürüm. Yok. Tamam. Yok. Ondan tamam. Vazgeç. Aldık kabul et. Tamam valim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim sayın valim. Çekil valimizin kurbanı. Kesmiyor ama. Değil be. Boynuk karambağız. Kağıda gelirse. Tedbirli gel. Dönemde rahatsızlığı. 2010 yılında döndük. Köyümüze geldik. İyi yaptın. Evet. Ben rahat bırakmıyor. Gece de yatırmıyor sahibi. Niye çalışıyor? Hayvanlara bak ya. Yattılar mı? Kalk. Yatacağız inşallah. İnşallah. Efendim sınırdaki bir köy. Ermenistan sınırı. Evet, evet. Ben 48 yaşındayım. İlk defa bizim köyümüze vali geliyor. Yani biz çok köylü olarak çok gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz. Yani ayrı bir çok teşekkür ederiz. Bir de şeref verdiniz. Rica ederiz. Ne demek? Tarsilinde bir ilk yaşandı işte. Bizim genç çiftçi projemiz vardı biliyorsunuz. Uygulanan 2016 ile 2018 yılı arasında uygulandı. Çay verelim. Bundan bizim yanılmıyorsa bana verilen bilgi 698 tane çiftçimiz faydalandı. Bu önemli bir rakam. Dahası daha güzeli. Onu yeni öğrendim. Bunun %69'u kadın çiftçimiz. Dolayısıyla bu oranın kadınlarımızda yüksek olması ayrı bir sevinç kaynağı. Yeter ki vatandaşımız köyüne dönsün, burada üretim yapsın. Böylelikle amacımız vatandaşımızı bulunduğu yerde doyurmak. Doyurursak ülkemiz topyekun kalkınmış olur arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İlk olarak köyümüze paşamız geldi. Hazırlıksız değil. Ayaklarına sağlık. Geçtiğinizde çok teşekkür ederiz. Çayımızı içtik. Bir çayla aslında bu. Bu nasıl valiyi görmek köyde? Nasıl bir çok çok mutluluk verdi bize. İlk olarak vallahi sormayın. Duygulandı. Duygulandım vallahi duygulandım. İlk olarak vali geldi köyümüze. Evet. Teşekkür ederim her şey için. Sorunlarımızı dinlediği için. Abi. Çok çok teşekkürler ederim. Yüzce köşede halimizi sordu. He vallahi. Yani. Ben valim çekiyorum. Asıl buradaki güzel olan çiftçimizin 6 tane hayvanını üretip 15 hayvana çıkarması. Bizi mutlu eden tarafı bu. Ben bu manada bu bayan çiftçimizi tebrik ediyorum. Genç Çiftçi Projesi'nden 6 tane hayvan aldım. Bundan önce İstanbul'da yaşadık 15 sene. Cumhurbaşkanımızın projesiyle başvurduk, hayvanları aldık. Şimdi köydeyiz, üretiyoruz.
çoğaltıyoruz, memnunuz. Vali Bey buraya getirecek kadar ürettiyse, işte memnun bıraktıksa ne mutlu bize. Devlet destek vermeseydi de yine dönecek miydiniz yoksa yok, devletin desteği yok, bir destek yok. Oldu? Dönemezdi ki nasıl döneceğim? Devlet yani destek olmadım köylüye yani çok destek oluyor. Her şeye de buzağı desteği, tarımsal destek, destek çok. Destekler olmasa zaten köylü ayakta durmaz. Songül Yakın, iki çocuk annesi eşiyle birlikte 3 yıl öncesine kadar İstanbul'da ikamet ediyordular. Eşi bir tekstil fabrikasında çalışıyordu. Rahatsızlanınca köye dönme kararı aldılar ve Tarım Orman Bakanlığı'nın köye dönüş projesinden yararlanarak 6 adet düve aldılar. 3 yıl önce 6 düveyle başlayan hayatları bugün 15 düveyle devam ediyor. Mutlular köye geldikleri için ve bir daha da büyük şehire gitmeyi asla düşünmüyorlar. Mutlu musunuz? Çok. Niçin? Ben zaten köyü seviyorum. Köyümüz güzel, her şeyi doğal. Şehrin gürültüsü yok, stresi yok. Kendi işimizin patronu olduk. Kendi işimizi kendimiz üretip kendimiz yiyoruz. Düşünüyor musunuz büyükşehire gitmeyi? Yok, bir daha asla. Buradan çağrınız nedir? Büyükşehirde o... Büyükşehirde olan herkese çağrımız köyünüze geri dönün. Hayvancılıktan uğraşın, kendi işinizin patronu olun. Köylerimiz güzelleşsin, gelişsin. Köylerimizde insan oldukça daha da çoğalır, daha da güzelleşir. Başka tarafı değil mi?